Geçen yıl iki tane seçim yaşadık. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde. Biz esnaf olmamız hasebiyle bizi çok milletvekili adayları ziyaret ettiler. Görüşmeye geldiler. Çay kahve ikram ettik. Eşrafıyla beraber çiçek verdiler, hediyeler verdiler filan. Sorduk onlara biz. Dedik ki ya gençlik üzerinde bir çalışmanız var mı? Tabii bizim de bu soruları kaynağımız sizsiniz. Sizden esinlenerek sorduk. Cevap şu hocam. Dünyalık cevapları var güzel. İşte resim kursları açıyoruz. Bisiklet dikiş kursları açıyoruz. Spor müsabakaları yapıyoruz. Müzik vesaire falan. Tamam güzel kardeşim. Onlar sizin olsun. Peki manevi anlamda, bu gençliğini şuurlandırma anlamında herhangi bir çalışmanız var mı? Sanki hani imtihana çalışan çocuğa hiç çalışmadığı yerden bir soru çıkar ya hocam. Hakikaten bu soruya hiçbir tanesi cevap veremedi yani. Demek ki gençliğimizin şuurlanması noktasında, imani kuvvetlendirme noktasında herhangi bir çalışma yapılmıyor. Bunu da acilen idarecilerimiz, siyasal iktidar veya işte yerel yönetimi olsun, belediyesi olsun, sivil toplum kuruluşu olsun hepsinin dikkate almasını biz tavsiye edelim kendilerine inşallah. Sadece bize yüklemesinler bu işi. Şimdi yani. Bak bu konuda ben açık söylüyorum. Yeni bir inceleme yap. Takibimde şöyle bir şey var. Yeni incelemelerde. Şimdi ben bu siyasilere bunu söylemiyorum artık ya. Çünkü siyasiler niye biliyor musunuz? Çünkü siyasiler değil de bunu kurumlara söylemek lazım. Çünkü bu eğitimle, mesela bir eğitimle alakalı olaya değerlendirdiğimizde, şimdi biz normal şartlarda şey Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza söylemeye çalışıyoruz. Aslında belki de aynı görüşleri onlar da düşünüyorlar. Ama bu işin bir eğitim komisyonu vardır yani. Milli eğitim. Milli eğitim mesela öyle bir eğitim komisyonu vardır. Veya buna benzer diğer bir bakanlığın yine komisyonu vardır. Diğer bakanlığın komisyonu. O komisyonlara biz bunu iletmemiz lazım, söylememiz lazım. Burada onlara söyleyelim yani. O komisyonlar çünkü ne yapıyor? Eğitimdeki değişiklikleri, çalışmaları, şunları bunları hazırlıyorlar, sunuyorlar. Bir bakan ne kadar bunu takip edebilir? Çünkü o da en netice o komisyona güveniyor. Bakıyor ki falanca profesör, falanca abi, falanca kardeş, falanca filan. Bakıyor bunlar bize de zarar vermez. O da bir kontrol ediyor ama nasıl kontrol ediyor? Onlara güvenerek zaten kontrol ediyor. Bu da diyor ki bunlar karar verdiyse o zaman diyor bu olumludur. Bas imzayı. Bu gayet doğal bir şey yani. Bunu anormal karşılayamayız yani. Ama biz bu komisyonlara ne yapmamız lazım? Buradan duyuru yapmamız lazım. Bu komisyonlar gerçekten bu konuda yani özellikle manevi eğitim konusunda ama hangi bakanlık olursa olsun komisyonlar tekrar ediyorum ama bu işin öncülüğünü yapan hangi komisyon varsa çünkü tekrar ediyorum. Bugün başbakan şimdi kalkıp da oturup da misal diyorum ya oturup da bir dakika ya gelin ne yapacağız şimdi eğitim komisyonuna toplanacağız eğitimi tekrar gözden geçireceğiz diyecek vakti mi var gücü mü var yani şu anda. Hocam bir tatlı bir itiraz yapmak istiyorum. Neden yapmasın hocam? Eczacıların anlaşması devletle bitti hocam. 31 Mart'ta. 1 Nisan'da biz bu imzayı atmayız dedi eczacılar. Başbakan devreye girdi. Bir saatte olayı toparladı. Şu milli eğitim eczacılıktan daha mı aciliyet gerektiren bir konu ki? Niye onların arasında? Sadece bir tane konu değil ki milli eğitimsin. Sen bir milli eğitim dersen tamam. Ama şu anda normal şartlarda bir milli eğitim değil ki. Bu işin diyaneti var, kültürlüsü var, şuyu var, bir ton bakanlığı var yani. Ondan sonra gençlikle alakalı mesela biz spor bakanlığı var, bilmem ne bakanlığı var. Yani eğer normal şartlarda bütün bakanlıklar buna çalışması lazım. O yüzden şimdi kalkıp da bir başbakanın buna gücü yetme şansı yok. Ne vakti ne de gücü yeter yani. Yani bu mümkün değil yani. O yüzden dolayı bizim komisyonlar üzerinde bunları şey yapmamız lazım. Bizim hocamın yani açıklamalarını o zaman şöyle bir çağrı yapalım hocam. Milli Eğitim özellikle komisyon başkanı hocam. Amasya milletvekilimiz AK Parti'den Amasya milletvekili Mehmet Naci Bostancı Bey. Allah rızası için bakanımızın da önüne şu önergeyi sunalım. Yani özellikle gençlerimizin o milli şuurlu, manevi şuurlu arttırıcı komisyon olarak bir tasarı hazırlayın ve bakanlığımıza sunun. Buradan da Amasya milletvekilimize çağrımız olsun. Şimdi Mehmet Naci beyefendi bir an önce Cumhurbaşkanı açıklama yapıyor. Evet. Ne diyor? Diyor ki dindar gençlik diyor. Evet. Şimdi kalkıp da dindar gençliğin tek tek projesini Cumhurbaşkanı mı yazacak bunu ya? Hayır. Ne vakti var? Bunu ne yapacak? Bunu yine o komisyona ayarlayacak yani. Evet. Komisyonlara bizim mutlaka artık ne yapmamız lazım konuşmamız lazım. Evet. Komisyonlar bu işi hakikaten ne yapmalı? İncelemeli ya bir bakmalı Allah rızası için. Bakacaksın belli şeyler artık zarar veriyor. Zarar veriyorsa sen ne yapacaksın bu komisyonlar olarak? Bunun mutlaka önüne geçeceksin ya. Hangi komisyon olursa olsun yani. Komisyonlar bu işi ne yapmalı?
De, tabii değerlendirmeli, evet. incelemeli, hakikaten bilgi almalı, yardım almalı. Bunu olgunlaştırmalı ve bakanlarımıza sunmalı inşallah.